Devam ediyoruz. Şimdi aslında biz geçen hafta, daha doğrusu geçen sene son aylarında konuştuğumuz bir konu vardı. Bitcoin ve kripto paralar. Bahçeşehir Üniversitesi'nden Doktor Bora Erdomar hocamız karşımda. Hocam iyi akşamlar, iyi seneler dilerim. İyi akşamlar Zeli Hanım, iyi seneler size de. Şimdi Bitcoin herhalde Kasım mıydı 14 bin? Yanlış olmasın. 34 bine kadar çıktı maşallah. Çok hızlı hareketler görüyoruz bugün de, 30 bin, 34 bin. Bu Bitcoin'deki herkes soruyor, alalım mı almayalım mı, ne olacak ne bitecek? Rally sürer mi sürmez mi merak ediyoruz hocam, buyurun. Öncelikle sahiden hiç görülmediği kadar yüksek bir değişken dönemde olduğumuzun öncelikle altını çizmek istiyorum. Sahiden 2021'e çok hızlı bir giriş yaptı kripto paralar piyasaları ve şu anda hacim 850 milyar dolarlara kadar vardı, burada market cap dediğimiz piyasa değeri bütün kripto paraları. Biz buna benzer bir dönemi daha önce 2017'de görmüştük. 2017'de de Bitcoin yine tarihi en yüksek zirvesini yapmıştı, geçtiğimiz aydakileri saymazsak. Şimdi şunun altını çizmekte fayda var. Yani öncelikle neden böyle bir artış oluyor? Neden burada bir farklı hareketlilik söz konusu? Bunun aslında ana sebebinin diğer piyasalarda yaşanan hareketliliklerden çok da farklı olmadığını söylemek mümkün zannediyorum. Geçtiğimiz son birkaç haftadaki değişiklikleri göz önüne alarak nedir bu? Az önce yine ana haberde de konuşulduğu gibi aslında bu teşvik paketleriyle beraber gevşek para politikalarıyla birlikte piyasada bir para bolluğu olması, bununla beraber risk iştahının artmış olması ve hani eskiden ne alternatifler vardı? Ya işte para olunca hisse senedi alınırdı, işte altın alınırdı, gümüş alınırdı. Şimdi artık farklı bir alternatif olarak görülüyor belli ki ve bu bundan birkaç sene öncesine kadar sadece hane halkı tarafından belki ya da bireyler tarafından bir alternatif olarak görülürken, geçtiğimiz sene içerisinde, bu arada kripto paralar için belki iyi bir haber bir taraftan kötü bir haber de olabilir, bütün kurumların ve fon kuruluşlarının Bitcoin'e yatırım yaptığı bir dönemde olduğumuzu görüyoruz. Hafta sonunda yaşanan aslında artışın da perde arkasında biraz bu var. Sonuçta piyasaların bizim borsamızda olduğu gibi yükseliş hareketiyle beraber birileri de ve bazı kurumlar da aslında Bitcoin alıyor. Burada çünkü içinde bulunan çok düşük faiz ortamı sebebiyle ve az önce söylediğimiz gibi likidite bolluğu sebebiyle Bitcoin, evet, riskli bir araç olsa da bir yatırım aracı olarak görülüyor belli ki. Burada benim en, hani bir ekonomist olarak altını çizmek istediğim nokta, konuya eğer sadece fiyat artışı, fiyat azalışı şeklinde yaklaşılırsa burada sevinenler olduğu gibi üzülenler de çok olabilir diye düşünüyorum. Özetle hani sorunuzun net bir yanıtı olarak bir yatırım tavsiyesi vermem tabii ki mümkün değil. Ama takip edilmesinde ve mutlaka diğer büyük yatırım kuruluşlarının hareketlerinin ne olduğu konusunu dikkatle izlemekte fayda var. Bir de hep söylediğimiz gibi aslında burada konu sadece Bitcoin, Ethereum gibi kripto para değil. Aslında kendi bir politik ekonomik söylemi, kurgusu ve mekanizması ve piyasaları olan bir yeni yapı. Bunu bir an evvel öğrenmekte fayda var diye düşünüyorum. Peki şimdi merak ediyoruz tabii. Biz şimdi bu 2020'yi öyle bir geçirdik ki çok hızlı online hale geldi herkes. Bitcoin çok konuşulmaya başlandı. Acaba hani bu bilim kurgu filmlerinde son zamanlarda, eskiden de vardı da gerçeğe çağrı filan, dizilerde gördüğümüz bir nokta var, işte saate yüklenen puanlar oradan kesiliyor filan, böyle aldığınız ürünler vesaire, bu uzak gelecek gibi. Peki nakitsiz gelecek mümkün mü acaba diye insan merak ediyor. Yani çok uzun bir süre midir bu durum, mevcut pandemi bunu daha mı hızlandırır? Çünkü insanlar artık para vermekten çekiniyor. Para çok kirli bir şey olduğu için kart kullanmaya çalışıyor vesaire. Kartsız ödeme acayip, biliyorsunuz, inanılmaz ölçüde. Ne dersiniz hocam?
Şimdi genel olarak finansal teknolojiler dünyasına baktığımızda hem firmaların hem ödeme kuruluşlarının hem de aslında merkez bankalarının dijital paralara, dijital ödeme yöntemlerine ilgisinin muhtemelen insanlık tarihindeki en yüksek olduğu dönemdeyiz. Pandemi bu süreci hızlandırmıştır kesinlikle. Hiç olmadığı kadar online alışverişlerin yapıldığı, hiç olmadığı kadar ve yine çok da anlamlandırılamayacak şekilde teknoloji hisselerinin çok yükseldiği bir dönem. Dolayısıyla burada bu içinde bulunduğumuz zor koşullarda dijital dönüşümden bir umut var. Ve bu dijital dönüşümün kendi yarattığı ekonomi var ama bu kendi yarattığı ekonominin ödeme sistemleri yok. En azından bütün ülkeler tarafından kabul görmüş bir hali yok. Dolayısıyla söylediğinize çok katılıyorum. Biz nakitsiz ekonomilere ve nakitsiz toplumlara en yakın olduğumuz dönemdeyiz muhtemelen insanlık tarihi açısından baktığımızda. Burada daha önceki programlarda da sizinle de konuştuğumuz gibi regülatif kuruluşların da bu konularla ilgili çalışmaları çok artmış vaziyette. Keza bizim Merkez Bankamızdan da 2021 yılı itibariyle bir Dijital Türk Lirası projesinin prototipinin çıkacağının bir şekilde müjdesi verildi. Burada tabii itibari paralar, dijital paralar dengesi, kağıt paraların bu işler tamamen yerini alır mı dengesi ve sorusu önemli. Ama yani herhalde herkesin kabul edeceği bir hakikat var ki istikrarlı bir şekilde biz dijitalleşiyoruz. Tabii ki ekonomimiz de ödeme yöntemlerimiz de bu dijitalleşmeye ayak uyduracak ve bu anlamda hem kripto paralar hem blockchain teknolojisi belki de en sağlam alternatif, en sağlam çözümü oluşturuyor ve sunuyor insanlığa. Biraz daha zannediyorum anlaşılması gerekiyor. Merkez bankaları tarafından yapılan çalışmalar, firmaların, büyük dev teknoloji firmalarının her birisinin neredeyse artık kendi parasını basma kıvamına gelmesi, böyle bir dönemdeyiz. 2020'de bunların da gelişmelerinin ve farklı haberlerin geleceğini biliyoruz. En son Facebook'tan mesela bir haber bekliyorduk Ocak ayı içerisinde. Gelişmeler arttıkça, biz bu teknolojiye daha çok ısındıkça, hayatımızın bir parçası oldukça herhalde hem konu daha net anlaşılacak hem de dijital dönüşüm kendi finansal istikrarını ve finansal özgürlük araçlarını da beraberinde getirecektir diye düşünüyorum. Şimdi biz bunları hep merkezi olmayan paralar diye biliyorduk. İşte geçtiğimiz haftalarda konuştuk sizinle Ripple meselesini. Bugün Sefer Yüksel'in bir haberi vardı. Hem işlem hacmiyle ilgili olarak sizin bahsetmiş olduğunuz gibi borsanın neredeyse işlem hacmin 4 katı, ortalama 40 milyar TL düşünecek olursanız oldukça yüksek bir oran Bitcoin piyasasında oluşan mevcut işlem hacmi. Ama bir de tabii bu söz konusu durumda merkezsiz diyorduk biz, Ripple'ı konuşuyorduk ve ağırlığına baktığımızda Bitcoin'in %72'yi aşan ağırlığının bugün itibariyle 68'lere kadar düştüğü belirtiliyor. Bu altcoin'lere de giden bir paradan mı bahsediyoruz? Hacim arttıkça diğer coin'lere de mi daha fazla ilgi çekiyor diye sorayım. Bir de Ripple'daki bu durum diğer altcoin'lerde de acaba bir etki yaratır mı? Bunu sordum ama işte her para değişiyor anladığım kadarıyla altcoin'de. Buyurun hocam. Şu iki ayrımı sizin de vurguladığınız gibi baştan izleyicilerimiz için de yapalım. Ripple bir şirkettir ve XRP bu şirketin çıkarmış olduğu ya da en azından arzı konusunda söz sahibi olan şirkettir ve bu da o şirketin bir token'ıdır. Bir şirket kendi parasını basıyor gibi düşünelim. Yani XRP'yi bu şekilde konumlandırmak lazım ki Bitcoin'den, Ethereum'dan ve bununla beraber pek çok farklı merkeziyetsiz coin'den farkı ortaya çıksın. Dolayısıyla bunların değerlenişi, bunların fiyat yönelimleri de birbirinden farklı. Şu an istikrarlı bir şekilde uzuncana bir süredir Bitcoin ve Ethereum'un yani merkeziyetsiz kripto paraların tanımı gereği kripto para zaten merkeziyetsizdir ama ayrımı bir kez daha yapmak için bunu söylüyorum. Ripple'la karıştırılmasın ya da merkez bankalarının çıkaracağı dijital paralarla karıştırılmasın diye. Burada merkeziyetsizliğe bir finansal özgürlük aracı olarak, bir medet umularak bir yatırım yapılıyor. O çok açık. Öte yandan Bitcoin'deki artışlar bir süre sonrasında evet Bitcoin'deki o yükselişten hemen sonrasında genelde Bitcoin dura yazdığında diyelim altcoin'lerin hacimlerinde de bir artış görüyoruz. Bu geçtiğimiz son 3 gün içerisinde de bu pattern pek değişmedi. Önümüzdeki hafta içerisindeki gelişmeler neler olacağı önemli. Çünkü hafta sonunda
Belli ki hani yılbaşından çıkıldıktan sonra belli bir piyasalarda muhtemelen bir hareketlilik olacağı da beklendiği için Amerikan borsalarını da kastediyorum. Burada şirketlerin alımlarıyla bir son yükseliş yaşanmıştır. Bununla beraber hemen yine geri çekilişler de olmuştur. Mesela izleyicileri uyarmak açısından bir istatistik vermek istiyorum. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından bir tanesi bir rekor kırılmıştır. Bitcoin vadeli işlemlerinde açığa alım işlemi yapanlar, longlamak dediğimiz Bitcoin'in yükselişine dair bir şekilde pozisyon açanların likidite olma oranı tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Dolayısıyla burada bu kripto paraların bir kendi ekosistemi ve kendi sunduğu hizmetler ve olanaklar olduğu gibi bu konulara sadece alsat üzerinden bakıldığında, sadece işte kısa yoldan zengin olmak amaçlı alsat işlemleriyle, işin ticaretiyle sadece bir yerlere varılmak istendiğinde bunun ne kadar riskli olduğunu bir kez daha ben nacizane altını çizmek isterim. Hocam çok teşekkürler. Biz bu sene 2020'de bayağı konuşacağız gibi duruyor Bitcoin ve kripto paraları. Net olarak görünen o. Hocam tekrar teşekkürler size.